Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sektör inceleme videolarımıza devam ediyoruz. Bu seferki sektörümüz cam, seramik, porselen sektörü olacak ve burada 5 hissemiz var. Bunlarla ilgili temel olarak şirket bilgilerini ve teknik analiz bilgilerini inceleyeceğiz. Öncelikle burada verdiğim bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Gerekli araştırmalarınızı siz de yapın ve ondan sonra yatırım kararı alın arkadaşlar. Arkadaşlar ilk şirketimiz Kuvak. Kuva Granit, FK'sı 960, BDD'si 637. Bir tık pahalı gibi görünse de Kuva'nın yatırımları biraz dikkat çekici. O yüzden Kuva'yı da inceleyeceğiz. Exer 544'e 339 gayet güzel. Kutbo 1570'e 489, FK biraz pahalı. Şişe 637'ye 202, Uşak 537'ye 1.23 şeklinde FK değerleri var. Peki Kuva Granit'te getirileri nasıl olmuş? Forvetleri nasıl? Net dönem kârı nedir? Bir ona bakalım. Gördüğünüz gibi net dönem kârında yaklaşık %400'lük bir büyüme var Kuva'da. Zaten Kuva daha önce hatırlarsanız Borsa İstanbul'a girdiği zaman anında bir %100 bedelsiz kararı vermişti ve yatırımcılarını mutlu etmişti. Hatta borsanın çöküşünde 12 TL'lerde gezinen Kuva'ya patron alım yapıyorum dediğinde 12'nin altına kalktığında sarttığında çok fazla kişi isyan etmişti ama layıkıyla hak ettiği yerlere gelmeye başladı. Öz kaynaklarında güzel bir artış var. Şimdi diğer hissemize de bir bakalım hemen. Ege Seramik. Ege Seramik ne durumda? Ege Seramik'te de karlılık güzel. Öz kaynaklarındaki artış güzel. Genel anlamda hissemiz güzel duruyor. Esas faaliyet kârında da artış var. Peki Kutbu, Kütahya Porselen. Kütahya Porselen de net kârlarını mükemmel bir şekilde, net dönem kârını mükemmel bir şekilde arttırmış. Öz kaynaklarında bir artış mevcut. Biraz borçlanma var arkadaşlar. Kütahya Porselen için. Şişeye bakalım. Şişe zaten biliyorsunuz ben çok 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 fazla beğeniyorum. Onun da sebebini birazdan zaten şişenin tarihçesine baktığımızda göreceğiz. Net dönem kârında ciddi bir artış. Yaklaşık hemen 2,5 kat. Öz kaynaklarında ciddi bir artış. Öz kaynaklarında %10'luk bir artış var. Esas faaliyet kârında da %200'lük bir artış var. Satışlar artmış. Her şey artmış şişede. Uşağa baktığımızda ise Uşak da yine aynı şekilde net dönem kârı mükemmel bir şekilde artmış. Öz kaynaklarımızı çok fazla arttıramamışız ama esas faaliyet kârı özellikle net dönem kârında müthiş bir artış mevcut. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz şuradan bir şişe camımızı inceleyelim. Şişe camına değinmek istediğim şöyle bir nokta var. Şişe camın bir enerji kolu var. Bu enerji kolunda şuradaki bilgiler Ağustos 1997'de 31 megawatt gücünde Trakya santralini kurmuşlar. 98'in ilk yarısında da her biri 12 megawatt gücünde olmak üzere Topkapı ve Çayırova bölge santralleri olmak üzere 55 megawattlık kurulu güç santrallerini devreye almışlar. Kurulan 3 santralle yılda 400 milyon kilowatt elektrik ve 80 bin ton buhar üretimi fabrikalarımızdan kullanıma sunulmuştur diyor arkadaşlar. Daha sonra bu fabrikaları yani bu işletmeleri ardından doğalgaz fiyatlarından dolayı satmışlar. Ondan sonra ise tekrar yeni bir soda fabrikası inşaatı için kullanılan Camış elektrik üretim santralinde 31 kW gücünde Trakya bölge sahip bir şirket haline getirmişler. 2014 yılında evet şurada dediğim olay bu. Doğalgaz piyasasında faaliyet göstermek üzere Şişecam AŞ kurulmuş ve Camış elektrik üretim AŞ bu şirketin bünyesinde konumlandırılmış arkadaşlar. Şimdi Şişecam'ın enerji tarafı da çok dikkatimi çekti. Daha önce ben hiçbir şekilde araştırmamıştım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan 10.7.2014 tarihinde geçerli 20 yıl süreyle elektrik veya kapasitesini ticareti yapmak üzere tedarik lisansını almış. 00.09.2014 tarihinden geçerli 30 yıl süreyle doğalgazın toptan satış faaliyetini yapmak üzere ise toptan satış lisansı alarak enerji ticareti faaliyetlerine başlayan Şişecam enerji aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir diyor. Hemen bakalım buna.
Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi veya kapasitesinin ticaretini, alımını, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve bu faaliyetlere ilişkin gerekli altyapıların kurulması, diğer elektrik şirketlerine ortak olunması ve şirket amacı çerçevesinde pazarlama, araştırma, iş geliştirme ve diğer ticari teknik faaliyetler geliştirmek, doğalgazın sıkılaştırılmış doğalgazın, sıvılaştırılmış doğalgazın ticareti, alımı, satımı, satışı, toptan satışı, ithalatı, ihracatı, depolanması, bu faaliyetlere ilişkin gerekli altyapıların kurulması ve şirketin amacı çerçevesinde pazarlama, araştırma, iş geliştirme ve diğer ticari teknik faaliyetlerini geliştirmesi anlamında çok faydalı bilgiler burada yer alıyor arkadaşlar. Şişecam'a bir de ben şöyle bakalım istedim. Şişecam arkadaşlar, ülkemizin temel cam ürünleri gereksinimleri karşılamak üzere kurulan Şişecam, günümüzde Türkiye'nin en güçlü sanayi kuruluşlarından biri olmasının ötesinde camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyun kurucuya dönmüştür. Arkadaşlar, Şişecam şurada. Şişecam bugün 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerini 24 bin çalışanı ile sürdürmekte ve 150'yi aşkın ülkedeki satışları ile dünyanın sayılı üreticiler arasında yer almaktadır. Yani Şişecam öyle basit bir şirket değil arkadaşlar. Neye yatırım yaptığınızı bilin istedim. O yüzden özellikle şuraya değinmek istiyorum. 14 ülke, 24 binden fazla çalışan. Bir de arkadaşlar, Şişecam'ın şuradaki hem kollarına hem fabrikalarına bakalım. Şişecam, Türkiye Şişecam fabrikaları, Şişecam dış ticaret aşı, Şişecam sigorta aracılık hizmetleri, SC Glass Trading bir ev, Şişecam Düz Cam. Düz Cam'da fabrikaları Kırıkkale, Mersin, Bursa, Ankara, Bulgaristan, Rusya, Ege, Mısır, İtalya, Rusya, DRS Glass Holding, Şişecam, Flatglass, Prablimited, Çayırova Cam Sanayi. Peki cam ev eşyası olarak da Kırıkkale, Eskişehir, Denizli, Camiş Ambalaj, Paşabahçe Mağazaları, Paşabahçe Bulgarya, O Posuda, Nutlasik Inventum, Nutglass, yabancı ülkelerde de var zaten gördüğünüz gibi. Yani o kadar çok kolu var ki, cam ambalajında yine aynı şekilde Mersin, yani bütün fabrikalardaki hem ürettiklerini çeşitlendirmişler hem detaylandırmışlar. Zaten Eskişehir'deki fabrikasında da yeni bir hat açtığını ben kendim biliyorum. Kendim de Eskişehirli olduğum için yakından takip ediyordum. Yani Şişecam çok büyük bir şirket arkadaşlar. Yani şirketin bir numarası olmak hakikaten farklı bir olay. Şişecam'a teknik olarak baktığımızda ise daha önce zaten bunun bilgisini çoğu kez tekrarladık. Sürekli de paylaşıyorum Twitter sayfamızda. Öncelikle bir dolar bazlı bakmak istiyorum ben Şişecam'a. Ne durumdayız ve görüntüyü büyütebildiğim kadar büyüttüm. Haftalık grafik olarak inceliyorum. Şu anda dolar bazlı. Arkadaşlar, Şişecam'ımız başladığı yerden hani aslında hiçbir şekilde dolar bazlı fiyatlanmama gibi bir şey olmamış Şişecam'da. Gerekli fiyatlamaları yapmış. Şu anda da yukarıdaki ilk hedefi 2.67, 2.70 USD seviyesi, dolar seviyesi. Yani buradan yaklaşık 60 centlik bir yükseliş bekliyorum ben yukarıya doğru. TL bazlı ise arkadaşlar, zaten Şişecam, ben size hep söylüyorum, yani Şişecam benim gözümde 200-250 TL'lerden altında kaldığı sürece her zaman ucuz. Ki çok istikrarlı, çok düzenli büyüyen bir şirket. Önceden bir ereğiyle vardı, 6-7 liralardayken böyle her gün %1, %2 güven istikrarlı yürürdü. İnsanlar derdi ki bu ereğiyle yükselmez, yükselmez, sonra birden yukarıya doğru bir hareket. Şişecam da hani böyle tık 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 yatırımcısını hiç üzmeden yükseliyor arkadaşlar. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum, hangi hisseyi aldığınızı bilin ki temel olarak baktığımızda Şişecam arkadaşlar PDD'si de çok ucuz kalıyor. Yani hemen şuradan bakalım, 6.37, 2 gayet makul rakamlarda ki dolar bazlı da daha hedefi var. Yani Şişecam daha hatanı yapmamış arkadaşlar. TL bazlı olarak 60. Ben buradan ilk olarak 55 TL'leri bekliyorum arkadaşlar, hedefim. Daha önce de zaten takibimizdeydi. Bu şekilde yine takip edebilirsiniz. Gerçekten bu cam tarafı hala daha çok ucuz geliyor benim gözüme.
O yüzden şişe camı bu şekilde not alalım. Şimdi arkadaşlar, diğer hissemiz kuva granit. Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Kuva Temmuz 2016'da Aydın Sokya'da başlamış ve 798 bin metrekarelik açık alan, 190 bin metrekarelikte kapalı alan üzerine kurmuşlar fabrikayı. Ve Kuva Granit'te 1259 personel hizmet veriyormuş ve yıllık kapasitesi hali hazırda 26 milyon metrekareye hitap ediyormuş. Başta AB ülkeleri olmak üzere 70'in üzerinde ülkeye satış gerçekleştirmek demiş. Satış gerçekleştiriyormuş şirket. Şirket ihracatının %82 Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyormuş şu konumda. Yurt içinde 66 bayisi, yurt dışında ise büyük distribütörler ve yapı market zincirlerine ürün satmakla birlikte üründe nihai kullanıcılar konut, AVM ve rezidans geliştiren müteahhitler olmaktaymış şu anda. Arkadaşlar, Kuva'nın bir yatırımları var. Onları da burada değinmişler. Hatta yatırımların bir tanesi 2022'de bitiyor olarak gözüküyor. Ardından da bu yatırım bittikten sonra çalışan sayısını 1500 personele çıkarmayı hedefliyorlar. Ve üretim kapasitesini de hemen hemen iki katı diye hatırlıyorum. Onu da inceledim. Evet, yeni 4 üretim hattı ile 26 milyonluk üretimi neredeyse iki katına %70 falan arttırarak 41 milyon metrekareye yükseltmeyi hedefliyorlar. 2022 yıl sonuna kadar da devreye almayı planlıyorlarmış. Bunu bir yakından takip edebiliriz. Personel sayısını da arttırıyor ki zaten tekrar diyorum, borsaya girişteki %100'lük bedelsiz olayı ve kasasında yüklü miktarda sürekli satışları yurt dışında olduğu için işi dövizdi arkadaşlar bu şirketin. O yüzden birazcık tabiri caizse döviz fazlası var diyebiliriz. Genel anlamda Kuva ile vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Peki bir de teknik analiz kısmına bakalım. Kuva Granit'in. Orada inceleyelim. Nereden nereye geldiyse 12 liralarda patron çatır çatır hisse alıyorum derken ağlayan insanları çok yakından hatırlıyorum. İşte yok mal kitlenin şöyle oldu böyle oldu ama gerçekten layıkıyla gerekeni yaptığını düşünüyorum patronun. Zaten az önce de dediğim gibi Kuva hiçbir şekilde arkadaşlar doların altında kalmamış çünkü yeterince yani her şeyini dolarla fiyatlıyor. Fakat RSI hala güzel konumda %80'lerde. Ben buradan biraz daha yukarıya doğru yükseliş bekliyorum. Beklediğimiz yükselişte de ilk hedefim 4 dolar seviyesi olacak. Buradan hemen hemen yukarıya 1 dolarlık bir marj bekliyorum. Dolar bazında. TL bazında ise bu nereye gelir? 58, 64, 75, 73, 75 arası bir seviyeye kadar ben Kuva'da yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Şubat'a kadar inşallah bu yükselişin geleceğini düşünüyorum. Tabii ki genel anlamda borsamız çok fazla şiştiği için hareketli ortalamalardan yeterince uzaklaştık. Ama dediğim gibi bu Kuva yani yatırım olayını gördünüz. Neredeyse üretimini iki kat arttıracak. Şimdiki zaten karlılıkları yeterince fazla. Hemen tekrar inceleyelim şuradan Kuva'yı. Arkadaşlar %400'lük bir net dönem karı var. Üretimin iki katına çıktığını düşün. İşçinin arttığını düşün. Bunlar hepsi uzun vadede şirketimize daha çok kar getirecek şeyler. O yüzden dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Kuvamızı kapattık hemen. Şişemizi kapattık. Arkadaşlar şimdiki hissemiz hemen şuradan bakalım. Uşak arkadaşlar. Arkadaşlar Uşak 2004 yılında kurulmuş. 2004 yılında Tanışlar Grup bünyesine katılmış ve 40 yıllık bir tecrübeden bahsediliyor burada. Uşak'ta 400 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor şirketimiz. 1000 kişiye yakın kişiye istihdam sağlıyor. Gerekli ISO belgeleri zaten ellerinde üretim yaptığı için. Bunların da arkadaşlar şurada bir yerde şey vardı. Yıllık yaptıkları üretim sayısı vardı ama nerede? Şu an göremedim onu. Evet, şu an göremedim arkadaşlar onu. ...1975 yılında kapasitesini 28.000 metrekareye çıkarmış. 78 yılında dönemin en kaliteli seramiklerinin akabinde 91 yılında duvar karolarını üretmeye başlamış. Yani birazcık çeşit
çeşitlerinden bahsetmiş. Ürünler kısmına geldiğimizde ise genelde tezgah arası ürünler, karolar, bu tarz şeyler. Uşak'ta aslında çok fazla çeşit yok. Diğerlerine göre ya da hitap ettiği şey tabii ki Kuva ile falan kıyaslanamaz ama Uşak'ın da baktığımızda temel olarak şurada PDD'sinin düşük olduğunu görüyorsunuz ki şuradaki karlılık inanılmazdı. O yüzden Uşak'ın da daha zamanı var gibi gözüküyor. Baktığımızda arkadaşlar ana tren kırılımı şu kırmızı, bunun rengini değiştireyim. Asıl düşen kırılımı bu arkadaşlar. Yani dolarla kıyaslandığında Uşak biraz geriden geliyor. Fakat şurada arabiye düşen kırılımı gerçekleştirmeye çalışmış. Şu an başarılı olamamış ama 21 günlük hareketli ortalamaya tutulmuş. 50 günlük hareketli ortalamaya kadar geri sekerse bile dolar bazlı benim için hiçbir sıkıntı yok. Asıl hareket bu düşen kırılımın üzerinde başlayacak arkadaşlar. O yüzden uşağı ben biraz yakın takibe alacağım. Kırılım geldiğinde zaten sizlere bundan bahsedeceğim. TL olarak gözünüze yüksek gelebilir ama dolar bazlı hala gidecek yeri var gibi gözüküyor arkadaşlar uşağımızın. Yeter ki dolar bazlı kırılımını yapsın. Akabinde zaten gerekli bilgileri veririz. Çünkü dolar bazlı kırdıktan sonra ikinci düşen kırılımı ana trende doğru bir hareket yaptığında ise zaten orada da güzel bir marj bizleri bekliyor. Bir saniye. Hemen göstereceğim size onu. Hemen doları alıyorum. Çizimleri kaldır dediğimizde dolar bazlı da gitti tabii ki. Arkadaşlar buradan şuradan şuraya kadar bir yükselişten bahsediyoruz. Kırılım geldikten sonra ana trende doğru %20'lik bir yükseliş var dolar bazlı arkadaşlar. Bu da zaten TL'de de %30'luk bir marja denk gelir en az. O yüzden Uşak'ta güzel bir potansiyel var. Uşak'ta mutlaka takibinizde olsun. Şimdi arkadaşlar diğer hissemize bakalım hemen. Arkadaşlar Ege Seramik. Ege Seramik hemen inceleyelim şuradan. 1972 yılında İbrahim Polat tarafından İzmir'de kurulmuş. 75 yılında üretime geçtikten sonra özellikle 90'lı yıllarda altyapı, teknoloji, tasarım ve kalite standartlarına ağırlık vererek istikrarlı ve büyümeye sektöre kazandırdığı yenilikleriyle günümüzde sektörü domine eden bir konumdadır. İzmir Kemalpaşa'da 416 bin metrekare üzerinde kurulu İzmir Limanı 26 kilometre uzaklıktaki üretim tesislerinde yaklaşık 24 milyon 300 bin metrekare yıllık seramik üretim kapasitesine sahipmişler arkadaşlar. Neredeyse Kuva Granit'le hemen hemen aynı üretimi yapıyorlar. 1992 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem görüyormuş arkadaşlar şirketimiz. Daha biraz daha aşağı indiğimizde TSE belgelerinden falan bahsediyor burada. 2015 yılında Türkiye'nin ilk çevreye duyarlı ve doğalgaz üretimini azaltan üretim tesislerinin açılışını törenle gerçekleştirmişler. Hani burada önemli bir faktör var. Doğalgaz tüketimini azaltan diyor çünkü maliyet azalmış. İnsansız portif robotları, otomatik paketleme makineleri, palet işletme robotlarını, istifleme robotları yani teknolojisinden bahsetmiş biraz. Ege Seramik Türkiye pazarında 150'nin üzerinde yetkili satıcısı ve 2000 üzerinde tali bayisiyle güçlü bir dağılım kanalına sahiptir. Aynı zamanda 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyorlarmış arkadaşlar. Yani bu şirketin de dolar getirisinin, döviz getirisinin iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışı bazlı çalışanlarımızın çoğu öyle. Peki Ege Seramik'e biz bir dolar bazlı bakalım önce ne durumdayız? Bilerek grafiği haftalık bakıyorum. Çünkü bu tarz yatırımlık şirketlerde ya da sektör incelemelerinde arkadaşlar kısa vadeli işimiz yok. O yüzden tekrar tekrar söyleyeyim bunu size. Aslında arkadaşlar çok fazla şey yapmamış. Yani daha fiyatlanmamış Ege Seramik. Güzel bir konumda şu düşen kırılımın üzerine doğru bir hareket gelirse gerçekten çok güzel, çok iyi yükselişler yakalarız diye düşünüyorum. Kısa da ise zaten kısa da kıramadığı için bir tık geri çekilme olmuş haftalıkta. Ama Ege Seramik arkadaşlar daha hatanı yapmamış. Bunu yakından takip edeceğim. Hatta çok çok yakından takip edeceğim. Düşen kırılımın ardına asıl düşen kırılımını beklediğim nokta şurası. 2 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa Ege Seramik. Ondan sonra değmeyin siz keyfine. 2 dolardan direkt 3,5 dolarlara yaklaşık %70'lik %80'lik bir yükselişi anında tepki olarak verebilir. O yüzden dolar bazlı takip ediyorum bunu. Dolar bazlı ekranımda olacak sürekli.
Önemli olan benim için şuradaki ilk düşen kırılma ardından yukarıya doğru bir hareket. Arkadaşlar en son Kütahya porselenimize bakalım. Kütahya porselenimiz ne yapıyormuş? 1970'li yıllarında temelleri atılmış, 84 yılında %75'i grubumuza geçmiştir diye bir bildirim yayınlamışlar. %25'i ise halka açık olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören bir firma. Özelleşme sonrasında finansman yatırım eksikleri tamamlanmış ve teknik anlamda büyük atılımlar yapılarak Ar-Ge birimi oluşturulmuş. Arkadaşlar Ar-Ge birimi olması çok önemli. Biliyorsunuz ben Ar-Ge'ye önem veriyorum. 300 yılda ulaştığı kalite seviyesine 30 yılda ulaşmayı başarmış Avrupa'nın. Evet, gayet güzel göz boyacı bilgiler var burada. Kütahya Porseli rakiplerinden ayıran en önemli özelliği dinamik yapısı, değişime ve gelişime açık anlayışı, inovatif düşünme becerisiymiş. Arkadaşlar 1990'lı yıllarda başlayan atılım ile bugün 52 ülkede Kütahya Porseli ürünleri tüketicilere ulaşmaktadır. Kalite beklentisi ve satın alma gücü yüksek Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra ABD, Kanada, Japonya dev pazarlara ürün sunmaktadır. Bakın kalite beklentisi yüksek ve satın alma gücü yüksek diyor. Yani ürünlerini pek de ucuza vermediklerini buradan anlıyoruz. Türkiye'de ise 35 mağazası ile 6000 noktada tüketicisiyle buluşan Kütahya Porselen yalnızca porselen yemek takımlarıyla değil, obje ve sofra takımlarıyla da piyasanın içindeymiş arkadaşlar. Şimdi hemen teknik analiz kısmına gelirsek arkadaşlar Kütahya Porselen'de önce bir hemen dolar bazlı bakmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz dolar bazlı kırılımını yapan hisse gidiyor arkadaşlar, durmuyor. Arkadaşlar dolar bazlı 21 günün üstünde, hali hazırda 50 günlüğün üzerine de atmış. Zaten düşen kırılımını şurada almış Kütahya Porselen. Şöyle şuralara kadar gelecek. 5 dolar seviyesine kadar birazcık yakından bakalım buna. Çünkü aşağıya doğru güzel bir basmışlar hissemizi. Baktığınızda arkadaşlar gayet açık bir şekilde sert bir düşüş. Akümüle sürecini tamamlamış. Hatta ne zaman düşmüş hemen bir şuradan bakayım. Tarih ne gösteriyor bize? Şubat. Şubat'tan bu yana Kasım'a kadar yaklaşık 9 aylık bir akümüle süreci gerçekleştirmiş. Ondan sonra yukarıda yönlü artık kırılımını vermiş ve 200 günlük ortalamanın da üzerinde arkadaşlar. Bu saatten sonra ben yükseleceğim diyor. Kutbonus. TL bazlı olarak da hani evet güzel mal boşaltmışlar. Helal olsun. Yani yatırımcısını orada üzmüş ama artık yatırımcısını sevme zamanının yavaş yavaş geldiğini düşünüyorum ben. Düşen kırılımın ardından güzel bir yükseliş gelecektir. 60, 44, 15, 64, 20. 56, 67. İlk hedef şu an tamamlanmış zaten. Ondan şurada bir kırmızı mumumuz var. Buralarda birazcık bir yatay hareket gerektiği gibi duruyor. Yatay hareketin ardından artık yukarıya doğru yavaş yavaş 74, ardından 85 seviyesine doğru bir hareket bekleyebiliriz Kütahya Porselen'de. Arkadaşlar cam sektörü, cam seramik ve porselen sektörü olarak incelemeye çalıştık. Sizinle birlikte inceledim şirket bilgilerini. Umarım faydalı bilgiler vermeye çalışmışızdır. Sizler için aklınızda bir fikir uyandırmıştır. Biliyorsunuz YouTube sayfamız burada. Twitter sayfamızda borsa halim olarak. Desteklerinizi esirgemeyin. Sektör hisselerimizin devamı gelmeye devam edecek. Ayrı zamanda beğendiğim hisselerin de ufak ufak analizlerini yapmaya devam edeceğim. Umarım bol kazançlı günler bizlerim olur. Şubat ayına kadar bir sıkıntımız yok inşallah. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.